Dezenfeksiyondan önce sizlere ben geçen sene çok dikkatimi çekti. Tutuyor zaten oldukça başarısınız bence bu konuda. Bunlar da getirilmeye yakın olan bir aşama. Bu hem mikropları öldürüyor hem de bazen antiviral. En fazla dezenfekte edilmesi gereken yerler bence orada kanlar, bizler kanlarda. Bu seneyi diğer senelerden ayıran en büyük özellik COVID-19 nedeniyle bütün hem kendi güvenliğimizi hem de dini mecburiyetlerini yerine getirmek üzere gelen vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek üzere çok büyük bir görev düşüyor üstümüze. Ülkemizde yıl içerisinde kesim yapılan küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık %45-50'si büyükbaş hayvan sayısının da %20-25'i kurban bayramında kesilmekte. Bu nedenle kurban bayramı ülkemiz hayvancılık sektörü ve kırmızı et üretimi açısından oldukça önemli. COVID-19 salgını ile yaklaşan kurban bayramı için biz belli böyle bir önlemler dizisi belirledik. Sizlere şimdi onları anlatacağız. Tüm ziyaretçilerimizin ve ilk başta tabii ki sizlerin ateşleri ölçülecek. Maskeler, kasklar takılacak dediğimiz gibi. Eldiven, maske, hani galoşların bulunmasını bizler öneriyoruz. Hijyen tedbirlerinin alınmasının sağlanması ve sosyal mesafenin özellikle korunması oldukça önemli. Zaten sizin bulunduğunuz alanlar hani çevrili olacak bariyerlerle. Hani sizlerin orada içeride temizliğinizi yapacağınız sular, her şey hazır olmuş olacak. Kurban kesim yerlerinde herhangi bir karmaşa, bir yığılma olmaması adına 1, 2 ve 3. günler gibi biz öneriyoruz ama belediyeniz de zaten onun saatlerini bölmüş. O yüzden 1 günde sanıyorum çözüm bulunacak. Kesim, parçalama, paketleme aşamalarında hijyen kurallarının ihlal edilmemesi ve sosyal mesafenin korunması adına herkes aranızda en azından 2 metrelik alanlar, hani mesela maske takamayacağız diyenler oldu. 2 metrelik mesafe her zaman sizin güvenliğinizi sağlayacaktır. Hani burada vatandaşlarımız çok önemli ama sizler de sonuçta etle birebir temas edeceksiniz. Dolayısıyla hem COVID-19 nedeniyle hem sizin hijyenleriniz nedeniyle aradaki 2 metre mesafeyi korumanız önemli.